Merhaba sevgili arkadaşlar, Büyülü Şişler YouTube kanalından ben Serap. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekler, beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone ol butonunun yanındaki zilimizi aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan ilk önce sizlerin haberi olur. Ben bugün sizlerle Norveç başlama tekniği olan bu çok hoş ve zarif duran örgümüzün yapım aşamasını paylaşacağım. Örgümüze geçmeden önce arkadaşlar bunun kullanım alanları ile ilgili biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Bunu her tür iple, yani ince kalın iplerle yapabilirsiniz. Bulizlerimizin kenarlarında, kol ağızlarında, kız bebek yeleklerimizin başlamak için bakın uç kısımlarında, elbiselerin kenarlarında, filarlarda, şallarda ve battaniye kenarlarında kullanabileceğiniz böyle zarif bir model olduğunu düşünüyorum. Bunu hep birlikte şimdi yaparak öğrenelim istiyorum arkadaşlar. Her renk ipte de çok hoş duruyor. Ben bugün sizlerle orta kalınlıkta bir iple bunun yapımına geçelim istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ipimizi İlmek atacağımız şekilde, bakın şu şekilde önce bir ikiye katlıyoruz. Ve kopartmıyoruz arkadaşlar. İkiye katladığımız ipimizi şu şekilde tutuyoruz. Şişimize bakın önce bu şekilde alıyoruz. Bunun başlama tekniği biraz farklı arkadaşlar. Bir tarafı iki kat, bir tarafı tek kat olacak şekilde başlanıyor. Önce bir ilmeğimizi atıyoruz. Bu ipimizi bakın arkadaşlar, bu ipimiz burada bir katı açılmış oluyor. Şimdi ilmeğimizi bir tanesini normal ilmek olarak attık. Diğer ilmeğimizi elimizi çevirerek iç kısımdan alıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini elimizin dışından alıyoruz. Bir tanesini iç kısımdan. Bir tanesini dışından alıyoruz. Bir tanesini iç kısımdan alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bakın burada ikişerli ilmeklerimiz farklı bir şekilde duruyor. Bir tanesini dıştan, bir tanesini iç kısımdan alıyoruz. İlmeklerimizi atarken şu ipimizi elimizin üzerinde arkadaşlar şu şekilde düzgün duracak şekilde düzeltirsek örgümüz daha düzgün olacaktır. Bir tanesini dıştan alıyoruz. Bir tanesini çevirip iç kısımdan alıyoruz. Bir dıştan, bir içten, bir dış, bir iç. Arkadaşlar modelimizin kurulumu bu bir çiçeğimiz 11 ilmekten oluşuyor. Yani bu köşeden bu köşeye bizim 11 ilmeğe ihtiyacımız var. İlmek atmaya devam edelim arkadaşlar. Bir dıştan, bir içten. Bu şekilde ilmeklerimize devam edelim. Arkadaşlar acaba yanlış mı yaptım düşüncesine kapılıyorsanız bakın bu şekilde olmuyorsa eğer ikişerli mutlaka bir yerde ilmeğimizin her ikisini içten ya da her ikisini dıştan almış oluyorsunuz. Görüntü bu şekilde olması lazım. İkişerli ikişerli ayrılması lazım. Bu ikiliyi tamamladıktan sonra bakın. Dıştan alıyorsunuz, sırayı şaşırmayın, bir içten alıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın görüntü bu şekilde olacak. Bir dıştan, bir içten. İlmeklerimizi bir sayalım istiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 ilmeğimiz bizim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi attık. Şimdi ipimizi buraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Bu sırada hiçbir işlem yapmadan örgümüzü ters örgü olarak şişimizden boşaltıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi. İp kendimizden tarafı bakıyor. Ters örgüyle örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. İnanın çok basit. Başlaması ve örmesi o kadar zevkli bir model ki arkadaşlar. Yani gözünüzde hiç büyütmeyin. Ve örgü kenarlarımızda çok hoş duracağına inandığım bir model. Umarım sizler de benim gibi beğeneceksinizdir. Diğer tarafa kadar ters örgüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ön yüze geçtiğimizde modelin kurulumu başlayacak. Model kurulumumuz iki sırada olacak arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktası ilmeklerde. Biraz ilmeklerimizde atış şekli farklı olduğu için. Son 3 ilmeğim ve ön yüze geçiyoruz arkadaşlar. Örgümüz bakın arka kısımdan bu şekilde, ön kısımdan bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi normal örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz arkadaşlar. İkinci ilmeğimizi de düz örüyoruz. Ördüğümüz üçüncü ilmeğimizi, bakın şişimizde 3 ilmeğimiz var. Örmüş olduğumuz üçüncü ilmeğimizi sol taraftaki şişimize geri geçiriyoruz arkadaşlar. Ve buradan 8 ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bu burada sabit kalıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimizi bu şekilde atlattık. Arkadaşlar, ipimizi biraz sıkıyoruz şu elimizdeki ipimizi. Başını 2 defa doluyoruz. Bakın bu şekilde. Bu ilmeğimizi tekrar düz örgü olarak örüyoruz. Tekrar 3 ilmek örüyoruz. 1, 2 ve 3. Üçüncü ilmeğimizi sol taraftaki şişimize geri takıyoruz. Ve ilmeklerimizi bunun üzerinden atlatıyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 ve 8. İpimizi biraz sıkıyoruz arkadaşlar. Elimizde modelimizi bakın şu şekilde örgümüzü düzeltiyoruz. Başını 2 defa doluyoruz. Ve bu ilmeğimizi düz örgü olarak örüp tekrar 3 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2 ve 3.
Üçüncü ilmeğimizi geri şişimize takıyoruz. Ve üzerinden 8 ilmeğimizi atlatıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar başını 2 defa doluyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Ve kenar kısmındaki 2 ilmeğimizi düz örgü olarak sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar, örgümüz ön yüzden bu şekilde toplanıyor. Şimdi arka sırada ters örmüş olduğumuz ilmeklerimizi, bakın ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Ters örmüş olduğumuz ilmeğimizi ters alıyoruz. Bu arada bakın bir boşluk oluyor arkadaşlar. Yani artırma yaptığımız ilmeğin, bakın, bir önündeki ilmeğin yanında. Buradaki boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Çünkü toplama işlemimiz sırasında ilmeklerimiz yukarıda azalma yapıyor. Bir ilmek artırıyoruz. Tekrar bir tane ters örgümüzü örüyoruz. Bu şekilde. Bakın bu iki sefer dolamış olduğum örgünün açıyorum. Bunun içinden bir ilmek geçiriyorum. İpimi arkaya alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buradan tekrar bir ters örgü örüyorum. Ama milimden çıkartmadan, bakın, tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Ve buradan bir ilmek daha düz örgü örüp burada 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Tekrar 2 kenar ilmeğimizi örüyorum arkadaşlar, ters örgü olarak. Bakın, burada bir açıklık var. Buradan giriyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar bir ilmek ters örgümüzü örüyorum. Artırmış olduğum, yani dolamış olduğum ilmeğimi açıyorum. İçinden girip bir ilmek çıkartıyorum. İpimi arka tarafa alıp bir ters örgü örüyorum. Ama asla şişimden çıkartmıyorum. Tekrar ipimi, bakın, şu şekilde ön yüze geçiriyorum. Tekrar buradan bir ilmek örüp düz örgüyle 3 ilmek elde etmiş oluyoruz. 2 ilmek ters örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Tekrar açıklığın olduğu yere geliyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. Ters örgümüzü örüyoruz. Başını doladığımız ilmekleri açıyoruz. Bir içinden giriyoruz arkadaşlar. Bakın, şişimde duruyor ilmeğim. İpimi arkaya alıyorum. Buradan bir tane ters ilmek örüyorum. Ama şişimden çıkartmıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Buradaki duran ilmeğimi tekrar düz örgü olarak alıp 3 ilmek elde ediyorum ve 2 kenar ilmeğimi örüp işlemimi tamamlamış oluyorum. Bakın arkadaşlar, arka yüzden bu şekilde, ön yüzü çevirdiğimiz zaman ise bu şekilde görünecek örgümüz. Model kurulumumuz bu kadar oluyor arkadaşlar. Buradan artık örgümüze düz örgü olarak devam edebiliyoruz. Ben bir sıra gidip gelmek istiyorum. Örgünün tam net görüntüsü ortaya çıksın diye arkadaşlar. Burada biraz hızlanıyorum. Çünkü burada artık hiçbir işlem yok. Buradan sonrası sizin öreceğiniz modele bağlı olarak ilerliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, model kurulumu ilmek atmayla beraber 3 sırada model kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Çok hoş da bir örgüye sahip oluyoruz bu arada. Örgümü tersten de gitmek istiyorum.
Arkadaşlar soran arkadaşlarımız olmuş, ilmekleri nasıl alıyorsunuz diye. Ben ters örgülerde ilmekleri geriden getiriyorum bu şekilde. Bakın ben sürekli bu şekilde örüyorum örgülerimde. Bunu da bu videomda söylemiş olayım. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz ve arkadaşlar örgümüzün ön yüzünden görüntüsü bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de yapmış olduğunuz örgülerinizi benimle birlikte paylaşırsanız Instagram sayfamdan ben de bunları yayınlamayı isterim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.